Hemen oğlakların tablosunu getiriyorum ekrana. Bakalım sevgili oğlaklar ne yapıyorlar? Sağlıkta onlara küçük bir uyarıda bulunuyorsun. Evet. Ama şöyle bir bakalım şimdi. Aşk hayatlarında, parada, iş hayatlarında, sağlıkta neler yaşıyor sevgili oğlaklar? Şimdi bu hafta çok duygusal olmak yerine mantıklı düşünceler oğlakların hafta boyunca ön planda ve önemli olacak. Yani duygusal tepkiler vermemek, daha analitik zekanızı ortaya çıkarmak, daha yönetilmekten ziyade yönetmeye açık olmak birçok oğlağın doğru kararlar alıp vermesine neden olurken, kendini iş ve kariyer ortamlarında uzun bir süredir ifade edemediği için yıpranmış, gergin, mutsuz hisseden bir oğlak burcuysanız efendim, bu hafta kendinizi çok doğru bir şekilde anlatabilen, ifade edebilen, hissettiğini ve düşündüğünü çekinmeden, gocunmadan rahatlıkla ortaya koyabileceksiniz. Aynı zamanda güven duygusu, güvenmek, güven hissiyle yaşamak, yaratılışınızda var olan bir hayata karşı duruş olmakla birlikte, özellikle iş hayatınızda yeni sorumluluklar alabilir. Bu aldığınız sorumluluklardan dolayı evimde vakit geçiremiyorum diyebilirsiniz. Ama şimdi bu hafta yoğunlaşan işler bir sonraki haftalarda daha büyük imkan ve fırsatlar kazanmanıza neden olacak. İlişki ve iletişim konusunda yakınlarınızla ilişkilerinize dikkat edin. Kimsenin acındırarak kendini konuşmasına ikna olmayın. Çünkü çevrelerinde ne denir ona, timsah gözyaşı döken, onu da hiç bilmiyorum timsah nasıl bir gözyaşı döker. Gerçek olmayan ağlamalar gibi. Dolayısıyla gerçekçi olmayabilirler duygularında. Senin doğallığını seviyorum. Evet tamam. Şimdi bölmek istemiyorum. Gerçekçi duygulara sahip olmayan, sadece menfaatleri için gözyaşı döken, efendim sizi kandırmaya çalışan, anlık böyle yandan yandan gelerek yancılıkla beslenen bazı yakınlarınız da olabilir, arkadaşlarınız da olabilir. Siz tabii ki yardım edeceksiniz, siz tabii ki kazancınızı paylaşacaksınız ama ihtiyacı olana, gerçekten yardım isteyene yardım etmeye özen gösterin. Her gözünüzün önünde ağlayana inanmayın. Araştırmacı olun, yardım edin. Daha sonra yaptığınız iyilikten pişman olmayın. Gökyüzü bu konuda sizleri uyarıyor efendim. Aynı zamanda kariyerinizde alacağınız yeni sorumluluklar, işte ivme kazanmanıza, yükselip büyümenize, ilerleyip güç ve güven kazanmanıza olumlu yönde etki ederken, sorumluluklarım arttı diye sakın şikayetçi olmayın. Psikolojik anlamda sıhhatinize ve sağlığınıza haftanın 3. gününden haftanın son gününe kadar dikkat etmeye, sebepsiz öfkelenmemeye, sizin ruh sağlığınızı bozacak kimseyi de etrafınızda barındırmamaya özenle önem gösterin. Evlilik, birliktelik ve beraberlik konusunda geçmişte yaşadığınız, geçirdiğiniz tartışmaları partnerinizle tekrar masaya yatırıp çözmeye kalkmayın. Vaktiyle affettiğiniz bir ilişkiyle yaşamda yol almaya özen gösteriyorsanız, kaldığınız yerden ilerlemeye gayret edin ve özenle önem verin efendim. Zaten ne istediğimi biliyorum ama artan sorumluluklarımdan kendimi yorgun hissediyorum diyebilirsiniz. Bu hafta yorulacağınız her şey önümüzdeki haftalarda kat ve kat ödül olarak elinize geçecek efendim. Haftanın spotu şikayetçi olmamak ön planda ve önemli olacak. Timsah gözyaşlarına da dikkat ediyoruz. Aman diyorum, kesinlikle. Orada aslında büyük bir ironi yapılıyor yani, timsah gözyaşı. Evet. Kişinin ne kadar yapmacık olduğunu, ağlarken gerçek samimi ağlamadığını,
içten gelmediğini. Şimdi hı hı. benim anladığım kadarıyla özellikle oğlaklar buna dikkat edecekler kesinlikle, bu hafta. Kesinlikle, kesinlikle. Peki yakınlarına bir şey yazmışsınız orada. Dikkatimi çekti. Arkadaşlar aslında getirelim mi? Aslında yakınları tarafından kullanılmaya çok açıklar. Ha, ama burada bir spotumuz var. Bak yakınlarınıza kendinizi acındırmaktan vazgeçin demişsin. Şimdi onlar da iş konusunda çok şikayetçi olabilir örneğin. Çok yoğun çalışan bir beyefendi olabilir. Karısı hadi bir yemeğe gidelim diyebilir. İşte efendim ben çok yorgunum, elim ayağım tutmuyor, halsizim gibi acınsın bana, merhamet edilsin diye davranışlar olabilir. Ya da çok yoğun çalışan ya da evinde çalışıp yorulmuş olabilirsiniz. Ev hanımı zaten ev hanımları hayatın en ağır işçileri bence. Dolayısıyla eşinize akşam mırmırlanmayın, çamaşırları yıkadım, işte bulaşıkları yıkadım. Yani eş oğlaksa dikkat edeceğiz. Evet lütfen gayet enerjik olmaya özen gösterin. Ben Herkül gibiyim. Her şeyi halledebilirim yapın. Kesinlikle. Şimdi beni Ebru izliyorsa yakın arkadaşım şu omuz sallamayı diyor senden öğrendim. O gün bugündür her yerde sallıyorum. Dolayısıyla eşinize kapıyı açtığınızda hoş geldin deyin. Sen öyle yapıyor musun? Hep yapıyorum bunu. Hadi canım sen her hep akşam. Hep yapıyorum bunu her akşam. Bıkmadan usanmadan 31 yılı bitiriyorum. Şükürler olsun. Her akşam böyle mi karşılıyorsun? Hep böyle karşılıyorum. Hadi hayatta inanma. Ama çok geç geldiği zamanlar horlayarak uyuduğum için. Hayır babam ya, geç geldin bırak mesela. Her akşam diyelim ki ne bileyim haftanın 4 günü 5 günü karşılıyorsun. Hep böyleyim. Gerçekten bu enerjiyle mi karşılıyorsun? Bak samimiyetle söylüyorum Nur. Beni çok yakından tanıyanlar bilir. Benim hiç enerjimi düşmüş gördün mü? Hayır ben mesela seni en yakından tanıyan insanlardan bir tanesiyim. Enerjini biliyorum. Eşime çok aşığım. Eşimi çok seviyorum. Ne güzel. Onun nefesini duymak bile bana ayrı bir ironi katıyor. Aşk kadını. Ben aşk kadınıyım. Tutkuyla besleniyorum. Bana diyor ki örneğin o sabahları uykudan kalktığında batmış, bitmiş, iflas etmiş suratla kalkıyor. Ben böyle günaydın. Ay ne ve güzel. Bana diyor ki ya nereden ne içiyorsun, ne yiyorsun sen? Nereden buluyorsun bu enerjiyi diyor. Hiçbir zaman bitmez. Ne güzel bitmez. Allah bozmasın. Oğlaklar amin. Yakınlarınıza zaman ayırın bu hafta. İş seyahatleriniz var. Bu seyahatler sırasında dikkat edin. Lütfen en önemli şey öfkenizi kontrol edin. Sebepsiz öfkelenebilirsiniz. Bu da hem kendinize hem etrafınızdakilere zarar verebilir. Kovalara geçiyoruz bak, hemen. Çok küçük bir şey söyleyeceğim. Benim eşime sinirlendiğim eşim şöyle anlar. Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi. Saçım şurada topuzsa, boğazlı pijamamı da giymişsem evin içerisinde, sinirden üşüyorsam çetiklerim de ayağımdadır. O yüzden hiç uğramadan yukarıya kaçar. O yani senin küs olduğunu aynen gösterir. Öyle küsüm o anda. Nuray ben. Allah enerjini bozmasın biliyor musun değil mi? Ya gerçekten hani. Ama sonra ertesi gün o barışmıyorsa hemen barışıyorum. Sonra acı çekeceğim kendime o acıyı çektireceğim. Aramadı mesaj çekmedi diye hemen vazgeçip ona sen haklıydın aşkım derim. Öyle mi? Bak aa, doğru. Hayatta kendi kendine zarar vermiyor. Sen kendince haklıysan. Karşındakine bırak haklı olsun ne olacak o zaten haksız olduğunu biliyor. Sadece bir gün küs kalabiliyorum. Ben aramam. Ay ben ölürüm de ay, ararım. Aramam hayatta. Yeri kesti paspas olurum. Kendimi o acıyı yaşatamam. Gerçekten. Ay yaşatamam ben. Hadi kovalara geçiyoruz zamanımıza. Ah.